Yaşar adına sana rüşveti kim getiriyordu? Rüstem diye bir gümrük komisyoncusu. Nerededir bu adam? Alo? Biz de dedik ki Polat Alemdar vefalı adamdır. Zamanında kendisinin hizmetinde bulunmuş insanları unutmaz. Onlar için canını verir. Ama yanıldık mı ne? Doğru duymuşsun. Sen her şeyi doğru duyuyorsun ama eksik duyuyorsun. Dostları için canını verir. Ama canını vermeden de çok can alır. Görüyor musun Tuncay Bey? Dünkü Şerafettin, Polat Alemdar için daha kıymetli bir adammış. Ölürüm ama Şerafettin'i vermem diyor. Tuncay'a istediğini yap diyor. Polat Alemdar Bey ne söylüyorsa doğru söylüyordur. Allah Allah. Duydu mu Polat Alemdar? Tuncay Kantarcı hala sana inanıyor. Yaşar. Tuncay'ı yanıma yolla gelsin. Ben bir oraya gelirsem... Ayağına sıktım. O yüzden Tuncay gelemez. O yüzden buyur sen gel. Ha istiyorsan zahmet etme. Şerafettin'i gönder. Tuncay'ı ben hastanesine yollarım. İlhan. Efendim. Kanamasını durdurun. Ölmesin. Gidin ayağını bağlayacak bez getirin. Gümrükçünün adresi. Siz eve geçin. Cahit sen de başlarında dur. Tamam abi. Abi, Alper'i arasak belki içeride tanıdıkları vardır. Yaşar'ın seninle konuştuğu yeri tespit edebilirler. Alper'e artık bizim evin adresini vermezler Abdüley. Usta, savcı hanım arasan 2 dakikada öğrenir. Olur, konseye alalım istersen. Kadınlar oluyorsa bana uyar. Seninki de gelsin o zaman Memati. Madem savcı var bir de örgütçümüz olsun. Usta artık şu kadına seninki onunki bununki deme. Şakası bile hoş değil. Onun nesi kadın? Değil mi Abdüley? Erkek adam sevmez sevilir değil miydi abi? O zaman seni sevsin. Eşkıya eşkıyayı sever. Geç. Rüstem sen misin? Rüstem Bey çıktılar. Kim arıyordu? Ulan hadi ben seni tanımıyorum. Sen beni nasıl tanımıyorsun? Abi ben ne bilirim Yaşar ağa ne yapar ne eder. Rüstem. Konuşman için 60 saniyen var. Konuştun. Abi sen yeter ki böyle sor. Tabii ki bildiğim ne varsa söyleyeceğim. Rüstem.
Tuncay'ı nerede tutuyor Yaşar? Abi bu konuya dair hiçbir şey bilmiyorum. Ama Yaşar Ağa'nın depolarına bakmak lazım. Size listesini vereyim. Zamanın doldu. Abi söyleyeceğim. Lan madem biliyorsun, ne diye baştan söylemiyorsun? Delikanlı. Polat Alemdar yok mu? Yok, kim soruyor? Ersoy Ulubey. Senin adın Erhan mıydı? Siz beni tanıyorsunuz ama ben sizi tanımıyorum. İskender'e ateş ettiğin elini müsaade et sıkayım. Büyütecek bir şey yok. Yaptık bir iş ama yarım bıraktık. Allah'tan Polat abim tamamladı da. Abilerin ne zaman gelirler? Hayırdır, acele bir işiniz mi var? Arayayım. Sana zahmet, ara Erhancığım. Tunca Bey'le alakalı mı geldiniz? Hepinizle alakalı geldim. Şöyle buyurun. Söyle Erhan. Abi biri geldi. Galiba Tuncay Bey'in yerini biliyor. Kimmiş? Ersoy Ulubey'miş ismi. Çok kibar bir beyefendi. Ersoy Ulubey kimdi Abdüli? Ersoy Ulubey'le bizim ne işimiz olur abi? Erhan yanlış duymuştur ismi. Erhan, iyice duydun mu adını? Evet abi. Git bir daha sor Erhan. Abdül, ben senin gibi hafıza problemi yaşayan bir adam değilim. Git sor dediysem sor. Ne abartıyorsun? Beklesin. Kimse kim? Gittiğimizde görürüz. Abi sen Ersoy Ulubey kim biliyor musun? Şarkıcı mı? Sizin oralarda meşhurdu da çocukken hayran mıydın? Affedersiniz efendim. İsminizi yanlış söylememek için bir daha alabilir miyim? Ersoy Ulubey. Abdülay beni iyi bilir. Onun kafası bu ara problemli. Eskiden olsa hemen hatırlardı. Duydun mu Abdülay? Duydum. Sen misafir et Erhan. Biz işimizi bitirip geleceğiz. Tamam abicim. Çay kahve? Bir kahvenizi içeyim. İstihbaratçıların ağası mı bu? İstihbaratçıların, itirafçıların, örgütçülerin, değnekçilerin, kaçakçıların, hepsinin babası. Adamları için mi gelmiş? Herhalde abi. Ona da bir çukur açarız Abdüley. Ne derde diyorsun? Fidan dikme mevsimi bu mevsim miydi usta? Ulubey fidan değil, sarmaşık. Kolu nerede başlar, nerede biter bilemezsin. Hastayım senin şu abartmalarına. Abart. İskender'den de büyük de. Büyük mü küçük mü bilmem. Ama İskender'in yine de bir ahlakı vardı. Ulubey'in yok. Ahlak olan it mi? Karımı çocuğumu öldürür.
Hallet şunu. İyi misin Tuncay Bey? Sizi gördüm daha iyi oldum efendim. Yoksa pislik içindeyim. Allah kahretsin. Çöpün içine atladım. Boş ver çöpü, ben bacağını soruyorum. Bacağımdan daha önce de vurulmuştum rahmetli Seyfo dayınız tarafından. Ama daha önce pislik yuvası çöpün içine düşmemiştim. Hüsnü, Tuncay Bey'i hastaneye yetiştir. Emredersiniz efendim. Önce yıkayıp sonra ameliyat etsinler. Uyuz olur yoksa vallahi. Allah korusun, ölürüm daha iyi. Ara Yaşar'ı, mekanın basıldığını söyle. Gülendam, önemli bir şey olmayınca aramayacaksın demedim mi? Tamam, vır vır etme, söyle ne var? Mamuş deyip durma şuna. Usta, Ali Memati'yi hastaneye götürmüşler. Sen de Tuncay'la git. Bir şey mi varmış? Ağlayıp duruyormuş. Bu çocuğun huyları kız gibi. Ne yapacağız bilmiyorum. Erkek ol da 2 dakika çocuğunun yanına git. Özür dilerim usta. Ben öylesine kız dedim. Aklıma gelmiyor seferinde kızın. Benim de aklımdan çıkmıyor Memati. İlhan, Polat bizimkileri öldürmüş mü? Öldürmemiş ağa. İyi, git sen öldür o zaman. Bir adamı ellerinde tutamayan gerizekalılar bana lazım değil. Emredersin ağam. Yeri Rüstem'e söyledin mi sen İlhan? Yok ağam, ama depolarımızın yerini biliyor. Rüstem'i de öldürmemişlerse onu da öldür. Rüstem olmazsa gümrüklerde sıkıntı çekeriz ağam. İlhan! Rüstem olmadan iş yapamayacaksak biz niye yaşıyoruz? Ya kardeşim, önce yıkayacaksınız sonra ameliyat. Söylemediler mi size? Ya uyuz etmeyin insanı ya! Niye ağlıyorsun oğlum? Hiç mi utanmıyorsun? Gel bakayım. Hoppa! Hiç mi demiyorsun? Babamın o kadar işi gücü var. He? İş güçmüş. Sen daha o deli Tuncay'ın bacağının peşinde koş. Mamuş'un sünnet olması lazım abi. Ne sünneti? O yüzden ağlıyormuş. Çocuk dışarı çıkamıyormuş. İdrar yolları tıkanmış. Beni niye çağırdınız? Ettirseydin işte. Hüsnü, çağır bir operatör. A canım, hadi olur mu öyle şey? Bu çocuk öksüz. A düğünsüz sünnet mi yapacaksın abi? Vır vır. Yedin bitirdin beni Gülendam. Mamuş, erkek mi olacaksın? He? Nerede lan bu herifler? Geldiler. Gel bakalım İlhan. Burada mı sıktı ağam Tuncay'ı? Git Yaşar ağana de ki, bir daha adımını benim adamlarıma doğru atmasın. Afiyet olsun. Abim de geldi. Habersiz geldik. Umarım işinize engel olmadık. Haber verseydiniz bekletmezdim sizi.
Sağ olsun, Erhancığım ilgilendi benimle. Estağfurullah, her zaman bekleriz. Abi siz de kahve içer misiniz? Sağ ol gülüm. Nasılsın Zülfü? Duydum ki sana Abdüley diyorlarmış. Doğrudur Ulu Bey. Çok değişmemişsiniz. Biraz yaşlandık. Ama sen çok değişmişsin. İyi de olmuş. Aslan gibi olmuşsun. Teşekkür ederim. Ayakta kaldınız. Peri Hanım, göremiyoruz sizi. Çalışıyorum Erhancığım. Memati Bey içeride mi? Yok, değil. Aslında Polat Bey'e anlatsam daha iyi zaten. Abimin yanında misafiri var. Kızım, senin ne işin var burada? Peri derseniz daha memnun olurum. Niye geldin? İşle ilgili bazı şeyler var size danışmam gereken. Babana danışsana Melek Hanım. O da ortağımız. Burası senin için biraz soğuk bir yer. Önemli değil. 2 dakikanızı alacağım zaten. Perihan, hadi canım. Hadi, baba Memdu'nun yanına. Orada işlerle ilgilen. Bir daha da olur olmaz buraya gelme. Bana mı illa bir şey diyeceksin? Pazartesileri ben sana uğrarım. Erhan, Melek ablayı uğurla. Buyurun. Hoş geldiniz. Memati'yi tanıyor musunuz? Gıyaben. Çocuklar üçünüzü de efsane gibi anlatırlar. Eksik olmasınlar. Çocuklar her kimse. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ersoy Bey. Bizim 4 arkadaşımız en son sizi arabalarına almışlar. Ardından yok olmuşlar. Malumatınız var mı diye sormaya geldim. Bunlar kim? Misafirimizin korumaları herhalde. Misafir kim ki? Peri Hanım, güzelliğinizle ağzımdan laf almaya çalışıyorsunuz ama yeraltı dünyasında çok meraklı olmak iyi değildir. Yine de güzelliğinizin hatırına misafirimiz çok saygıdeğer bir beyefendi. Gerçek bir devlet büyüğü. Adamlarınızı öldürdüm. Sebep? Saygısızlık yaptılar. İyi yapmışsınız. Ellerinize sağlık. Ben yanımda saygısız it istemem. Benim kulağıma gelse, sen öldürmesen ben öldürürdüm. Senin bu anlayışını gördükten sonra bu adamlar niye bu kadar saygısızdı onu anlayamadım. Cahil adam, senin yanında da aynıdır. Benim yanımda da aynıdır Memati'ciğim. Her neyse. Ben buraya iş konuşmaya geldim. Bunları konuşmaya değil. Sizi dinliyorum. Biliyorsunuz, arkadaşlar benim emrimle kaçak sigara işindeydiler. Sebep? Sen de bir teşkilat yönettin. Teşkilat için bazen kaynak yaratmak zorundasın. Biz de kendi örtülü ödeneğimizi oluşturduk. Ama sizin adamınız Şeref Zazoğlu bizim çocukların alanına girerek bize büyük bir zarar verdiler. Bu zararı tazmin etmenizi rica ediyorum. Zarar ne kadar? Cezasıyla 25 milyon dolar. Para problem değil. Zaza bir yanlış yapmışsa,
Başkasından önce bu yanlışı düzeltmek bize düşer. Eyvallah. Zaza parayı getirdikten sonra ona söyleyin. Bir daha onu ya da bir başkasını sigara işinde, mazot işinde, uyuşturucu işinde, velhasıl herhangi bir illegal işte görmeyeceğim. Odun modun satıyormuşsunuz. Fevkalade karlı bir iş yapmanızın benim için bir mahsuru yok. Ticaret için geldiğinizi söylediniz, ceza kestiniz. Haraç kestiniz. Benim bildiğim ticaret böyle olmaz. Ya racon kesin, ya fatura kesin. Ben kendim için bir şey istemiyorum. O parada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Bir dakika, bir dakika. Kaçak sigara yapıp devletten çalmıyor musunuz? Çalmak demeyelim buna. İnfaz ettiğiniz adamların tüyü bitmemiş çocuklarına bakıyorsunuz, değil mi? Ben uzlaşalım diye 25 milyon gibi ne sana ne Zaza'ya dokunmayacak sembolik bir rakamla buraya geldim. Sen dediğini unutuyor musun? Başka bir iş yapmayacaksınız diye racon kestim. Yaşama fırsatı veriyorum herkese. Cömertliğimi herkes bilir. O kadar cömertsin ki istesem şu an canını verirsin, değil mi? Biz seninle anlaşamadık. En iyisi mi baştan konuşalım? Benim adamlarım kayıp. Onları sen mi öldürdün? Ben öldürdüm. İyi. Ben de senin adamlarını öldüreceğim o zaman. 4 adamıma karşı senin 2 adamın. Abdüle ile Memati. Ver bunları gideyim, sulh olsun. Hadi gidelim. Muhatabım sen değilsin. Bir soru sorduysam cevabını sahibinden isterim. Dedin ya, cahil her yerde cahil diye. Çok doğru söyledin. Ben cahille konuşmam ki lafım boşa gitmesin. Mekanımdasın. Kahveni içtin, çek git. Karşıma çıktığında arkadaşlarıma değdi diye iki gözünü birden çıkarırım. İki gözümü çıkaracağın güne kadar gözüm üstünüzde. Estağfurullah. Her zaman bekleriz. Burada da bir yeğeniniz var. Sana her zaman kapım açık aslan parçası. Bu artistlere hangi mektepte böyle konuşmayı öğretiyorlar usta? Abi, merdivenlerde sıkayım kafasına. Dışarıda 2 araba adamı var Abdüley. Nereye sıkıyorsun? Abi ne kibar ne beyefendi bir adam. İnşallah bundan sonra hep birlikte iş yaparız. Abi onlara da sıkalım. Bu iş büyüyecek. Ne diyorsun Abdül? Senin beyefendi Abdül'e ile benim kellemi istedi. Yok canım. Oğlum ustaya hakaret eden şerefsizlerin ağababası bu işte. Ne bekliyordun ya? Şerefsiz. Ben de eline eğildim. Abi destur ver, gidip kafasına ben sıkayım. Bizim bu adamı öldürmemiz lazım. Kapıda hastane levhası yok İlhan. Buraya niye geldin? Ağam,
öldüreceksen niye boşuna hastaneye gideyim? Senin bu huyunu seviyorum İlhan. Beni tanıyorsun en azından. Ya kusura bakma İlhan. Biraz canın yandı ama... Ağam 50 kilo kokain soktu İstanbul'a. Ne zaman yaptın bu işi ağam? Oğlum, benim Polat Alemdar'la ne işim olacak? Ben ticaret adamıyım. Adam tepemizdeydi. Oyaladık ki işimizi görelim. O da zannetsin ki bizden intikam alıyor. Hadi kalk hastaneye. Ne hastanesi ağam? Ben bunu duydum ya. İyileştim. Siz ne dediniz? 25 az. 50 işte Zaza'dan dedik. Zaza dayı Merkez Bankası değil mi Mati Bey? Az bile söylemiş. İki kardeşimin kafasına 25 ne, 50 ne? Ne? Sadakaya mı çıkmış bu dilenci? Mesele para değil Zaza. Herif bu işlerden çıkacaksınız diyor. Sikender Bey nefret edildi bu Ulu Bey'den. Bir sefer sordum. Madem bu senin canını sıkıyor, sen niye onun canını sıkmışsın? Diye. Onu daha yollamışım sıksınlar diye. Ama 9 örgüt var. 9'u da öldüremedi. 9 canlı ciğersiz. Dedi. Bugün de nasibimiz şerefsizlerden gidiyor. Biriyle başladı, birinin lafıyla gidiyor. Usta, bu herifin derdi para. Öyle yüksek perdeden girmesinin sebebi parayı yükseltmek. Yoksa kaç kişiler takmışsınız bir Ulu Bey, Ulu Bey diye. Abi, her meseleyi hafife al, bunu alma. Oğlum senin de cennet tatlıymış. Tamam, bana sıksın. Ya hakikaten bunlar kaç kişiler? Neredelerse bombalıya gelsin. İyice bir öğrenelim. Bomba falan olmaz. Sessiz sakin bitirmemiz lazım. Abdüley, sen bir soruştur. Alper'e de söyle gelsin yarın. Hayret Usta, devlet görevlisidir, sıkamazsın demedin. Gerçi bu bana daha çok uyar ya. Öldürelim ki ölmeyelim Memati iki dal sigara yüzünden. Aha. Kalk kalk. Kalk Cemal, laf gene bize geldi. He. Bu arada İzo parayı nereye gömüyor öğrendim. Spekülasyon yapmış namussuz o borsacı Savaş'la. Barış dayı. He. Oğlum Barış mı kaldı? Ortalık savaş alanına dönmüş. Gerçi ben Barış da sevmeyeyim. Sulh olsa neyse. Zaza dayı borsaya girmişsin. Çok büyük tüyolarım var. Bilgin olsun. Yıllardır bu işin içindeyim. Kaç topun var ki konuşsun? Bıraktı paraları gitti. Güzel. Bıraksın. Sen onun parasına çok para kazandır. Kazandır ki daha çok para getirsin. Ben Zaza ile anlaşamam İzzet Ağa. Tuhaf bir adam o. Tuhaf olmayan adamın niye o kadar parası olsun Barış? Normal bir adam bu alemde hayatta kalabilir mi? Zaza senin işlerine çökmedi mi? Niye hayatta bırakıyorsun onu? Sen hiç köpek dövüşü seyrettin mi? Seyretmedim. O dövüşe giren köpeklerle 2 dakika yan yana geçiremezsin. Ama iş dövüşe gelince başka. Beslersin, kıyamazsın. Gözün gibi bakarsın. Ben çocukken köyde kimsenin yüzüne bakmadığı köpeklere bakardım. Onları beslerdim. Köyün iri kıyım çocukları beni dövmek istedikleri zaman köpeklere onları parçalatırdım. Dediğim gibi
Zaza bütün paralarını buraya getirdikten sonra Polat Alemdar'ın parası da sana gelecek. Ya ben sana sormayı unuttum. Mamoş'un nesi varmış? Usta ben de unuttum söylemeyi. İdrar yollarında problem varmış. Sünnet olması lazım. Oo ne güzel. Yeğenim erken erkek oluyor. Ne zaman yaptıracaksın? Bana sorsan ben çoktan kestirdiydim de. Gülenden vırvırcısı tutturdu sünnet düğünü yapmadan olmaz diye. Doğru söylemiş Memati. Ama kendi aramızda bir şey yapalım. Etraf duymasın. Sıkıntı olmasın. Çocuğun da şansına bak. Şu sıkıntılı zaman olmasa Türkiye'nin en büyük sünnet düğününü yapardım. Artık havayı düğününde atarız. Abi bıkmadın mı bu mafya raconlarından? Oğlum ben kendim için istemiyorum. Yıkılmadık. Dimdik ayaktayız görüntüsü için istiyorum. Abi ben yaza planını yapmıştım. Kır düğünü. Önce Mevlüt, sonra Ömer babalar eve gidince dansözlü mansözlü. Kendininkini öyle yaparsın artık Erhan. Kısmet abi. Hayırlısı. Hoş geldin İzzet ağa. Hoş bulduk. Buyur. Nasılsın? İyi misin? İyi çok şükür. Niye iyi olduğunu anlayamadım. Adettendir, sağlığımız yerinde. Sağlığın şimdilik yerinde. Ne oldu ki Ersoy Bey? İzzet ağa. Bizim çocukların matbaasını bastırmışsın. Ben öyle küçük şeyler yapmam. Yapmamışsın. Yaptırmışsın zaten. Bunca yıl yaptırmamışım da şimdi niye yaptırmışım? Çünkü başka adamlarla ortak olmuşsun. Benim ortağım bir tane. Zaza'yı diyorsanız o benim ortağım değil. O daha kötü. Senin ayakçın gelecek, benim mekanımı basacak. Sen beni hiç mi tanımadın İzzet ağa? Ben sizi çok iyi tanıyorum. Ama siz beni unuttunuz belli ki. Benimle sizin konuşacak hiçbir işiniz yok. İlle iş konuşmak istiyorsanız ortağımla konuşun. Onu zaten iyi tanıyorsunuz. Şahmeren Zaza'yla beraber iş yaptığını biliyor mu? Siz Şahmeran'la aramdaki hukuku da iyi anlamamışsınız. Ticaret için Şahmeran'la iş yapıyorsam polisle de yaparım, askerle de yaparım, gümrükçüyle de yaparım, bekçiyle de yaparım. Ama kimsenin emriyle iş yapmam. Artık bundan sonra yapacaksın. Yoksa sana bir dal sigara sattırmam. Bu da benim meselem değil. Bunu bana değil Şahmeran'a söyleyeceksin. Ara Şahmeran'ı bana ver. Yine yanlış anladın. Ben senin postan değilim. Emrindekilere söyle, onlar arasınlar. Müsaadenle. Şahmeran'ı bana bağlayın. Peki efendim. Demek ki başkanını özlemişsin. Özledim başkanım. Ne getirdin bana metropolden? Sadakatimi. En değerli şeyini getirmişsin.
başkanım. G3 kod adlı şahıs sizinle telefonda görüşmek istiyor. Zozan arkadaş, senden raporumu sonra alacağım. Hayırdır? Yine TC sınır ötesi harekat mı yapacak ki beni aradın? TC'yi bilmem. Ben yapacağım. Buyur gel, bekleriz. Bir acı kahvemizi içersin. Ben hala Türk kahvesi içiyorum. Senin mekanında Yakopların kahvesinden başka kahve yoktur. Var, var. Her çeşit kahve var. Amerikan süt tozu bile var. Özlemişsen ikram edeyim. Şahmeran, biz seninle sigara işinde nasıl anlaştık? Lafı dolandırma. Bir sıkıntı mı var? Senin İzzet gitmiş, olmadık adamlarla ortak olmuş. Bana ne? Benim yolladığım malın parasını bana ödüyor. Benim paramı sana gönderiyor. İzzet tilkinin önde gideni. Ben paramı zor kurtarıyorum. Bir de seninkiyle uğraşamam. Polat Alemdar'la ortak olmuş. Ne güzel. Ajandır. Her zaman bir zaafı vardır. İzzet de zaafını kullanmıştır. Şahmeran, haberin olsun. İzzet bana yanlış yapmış. Defterden siliyorum. İzzet'in sümüğünü bile silemezsin. O zabit kalemi gibidir. Bir defa yazdın mı silemezsin. Ceza keseceksen kes, karışmam. Ama benim işime bir zarar verme. Ne kirvesi Gülendam? Köyün berberi kesmeyecek ki çocuğu. Cerrah kesecek. Olmaz. Kirve olmadan sünnet düğünü olmaz. Bak, hastanede olmasına zaten zorla hededim. Kirvesiz düğünü kabul etmem. Bacı, içinde kalanları kendi çocuğuna yaparsın. Benimki önemli değil. Onun annesi var, babası var. Mamuşum öksüz diyorum. Ya fotoğraflara bakmayacak mı bu çocuk büyüyünce abi? Kolunda saati olmasın mı? Üstünde sünnetliği olmasın mı? Başında kirvesi olmasın mı? Hüsnü, sen harbi delisin. Bu vır vır başka türlü çekilir mi? Endam Hanım'ın sesi bana en güzel şarkı efendim. İyi, git şarkını dinle o zaman. Al. Ali bu gece sizde kalsın. Bir şey mi var ki? Yo, ne olacak? Niye o zaman bizde kalıyor? Çocuk hasta, ağlar sızlar şimdi. Ben ne anlarım, nasıl susturulur? Kalsın canım. Mamuşum zaten bizim evi çok seviyor. Hı? Mamuş deyip durma. Benim de ustanın da ağzına takıldı senin yüzünden. Hüsnü, sen çocukları eve götür. Emredersiniz efendim. Oh. Hüsnü, ben çocukları yollayacağım. Evin etrafında olacaklar. Mamuş. Gel bakalım, gel. Hop. Ay. Ya bütün şifa onda. Ye onu da. Sevmeyeyim. Ben sanki maydanozu çok sevdim. Yut lan. Sen niye çağırmış Ulu Bek? İşin içinde beni de bildiği için. Ne diyor yani? Bir dal sigara sattırmam diyor. Allah Allah. Sen ne dedin? Dayımı gördüm, bir elini öpem dedim. Sağ ol yeğen. Ne getirdi? Kestane dayı. Goy goy. İşler nasıl? Sayende iyi dayı. İyi, hadi koş. Kestane boş bırakılmaya gelmez, yanar da. Tamam dayı. Cevher, kimdi bu ya? Şeyin şey yok mu dayı? He.
Anne hangi şeyi ya? Ya bu bizim tadımlı ha. He bizim Bekir'in şeyi. He dayı. Ne dedin ulu bege? Benimle anlaşırsın. Ortağımla anlaşamazsın dedim. İyi demişsin. Kestane yiyeyim için. Yok yok yemeyeceğim sağ ol. Zaza dikkat et bu adam çok tehlikeli. Vay 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 vay. Dans güzel çizmiş bu. Kestaneyi Bekir'in şeyi. Bahi hiç kabuğu üstünde kalmıyor ha. Ben sen kabuğu kaldık şeyi sevmeyeyim. Tırtıklı tırtıklı. Oli. Gerekirse o yeğenim gider sulu belki de çizer. Gerisini sen bilirsin Zaza. Barış'tan memnun kaldın mı? İyiyiz ki plasyoncu ha namussuz. Çok para kazandıracak dayısına. Hadi bakalım. Sağ olasın. Hadi bizim. Eyvallah. Ya ne yapacak bu ulu bey dayı? Parasını verecek. 25 milyon dolar. Niye? Senin dayın için para mı? Bana gelince 50 kuruş para. Memati ile Porikli'ye gelince 25 milyon dolar para de. Öyle mi dayı? Ye ye. Ye kafan çalışa. Bazen duri çalışım. Oğlum herif iki kamyonumuzu durdursa zaten 20 milyon dolar. Görürsün dayı. İki saniyede 5 milyon dolar kazandık. Ye. Ye imdadım ye. Var mı bir vukuat? Yok. Ne olsun? Cahit, başka bir yer bak. Yarın oraya geçin. Abi burada kalın dedi. Yarın derse ki başka bir yer bakın, bakarız. Kardeşim, Ulu Bey gelecek, buraya çökecek. Adamlar pisi pisine gidecek. Bizim elimiz darmut toplam yaptı le. İstihbaratçıları adliyeye çağırdım, gelmediler. Boş ver. Kimliği bende adamın. İlla ki gelip bir ara alacak. Onlarda 1000 tane kimlik vardır Leyla. O ne demek? Bir adamın 1 tane kimliği olur. Bana sahte kimlik mi gösterecek? Leyla'cığım, hadise oldu bitti. Gitme adamların üstüne ki onlar da bizim üstümüze gelmesinler. Adamların ses soluğu kesildiyse Leyla'dan korktular belli ki. Bırak oğlum, kız bildiğini yapsın. Tabii. Bunlar korkak adamlardır zaten. Hele de karşılarında bir kadın gördüler mi? Ne yapacaklarını şaşırırlar. Adam Polat Alemdar'dan korkmuyor, savcıdan korkacak. Hikmet abi sen önündekileriye. Bak zaten kilo vermişsin, süzülmüşsün. Herkes bildiği işi yapsın. O zaman sen de Polat'ın işine karışma. İki polis yanında esas duruşa geçiyor diye havaya girme. Adamın ömrü bunlarla geçti be.
Abi acaba sınavlara mı girsen? Hani bir de hukuk fakültesini kazanırsan, bir de bitirirsen, Polat senden iyi avukat bulamaz bence. Doğru söylüyor Hikmet. O kadar okuyan adamsın. Bari çalış da okula gir. Vay. Biz sana destek atalım, sen bizi çelme at. Tamam. Leyla'nın yanındayım artık. Yarın çağır adamları. Gelmezlerse git mekanlarını bas. Yapacağım odur zaten. Yap sen yap. Bildiğini yap. Allah kabul etsin Ömer baba. Amin kızım. Hanım ne yiyeceğiz? Zeytinyağlılar var bey. Ömer baba, hiç namazını kaçırmıyor musun? İnsan sevgilisiyle buluşma randevusunu kaçırır mı kızım? Senin sevgilin Nazife anne değil mi Ömer baba? O sevgilimin bana hediyesi. Namazı da böyle anlatıyorsun ya Ömer baba. Ben cumaları sevgiliyi göreyim diye gidiyorum ama bir sevgili durumu yok. Olur inşallah evladım. İnşallah. Namaz bir zevk işi. Kızımın nasıl mesleğiyle alakalı bir zevki var. Oğlumun nasıl mesleğiyle alakalı bir aşkı var. Benim de namazım var. İnsan sevgilisiyle randevusuna nasıl hazırlanıyorsa ben de öyle hazırlanıyorum. Heyecanlanıyorum. En güzel elbiselerimi giyiyorum, temizleniyorum ve huzuruna çıkıyorum. Bu sevgilinin mecazi olanlardan ayrılan en önemli özelliklerinden bir tanesi, bütün randevularına sadık olması, sözüne sadık olması, onu andığın her an, her yerde olması. Sen bir adım gittiğinde onun 10 adım gelmesi. Ömer baba, abdest işi olmasa namazda bir şey yok aslında. 5 vakit değil 10 vakit kılarım ama. Polat'ım, şu düşmanların olmasa ne güzel idare edersin memleketi değil mi? Doğrudur baba. Herkes hukuka uysa değil mi kızım? Keşke. O zaman insan olarak yaratılmanın ne manası var? Sevgiliye ulaşmak için mücadele etmedikten sonra sevmenin, sevilmenin ne manası olur? Seninki en kolayı Hikmet'im. Suya alışırsın, olur biter. Ama sana baştan söyleyeyim. Sudan ne kadar kaçarsan kaç, son suyu dökmeden bedenimize gömmüyorlar insanı evladım. Kaçamazsın. Dayı, bu parayı verirsek diyeyim ki çıkışta İzzet'in tepesine binek. Hep onun yüzünden bu işler. Cevher, köyün boz eşeğine mi binisin? Neye binisin? İzzet'le iyi bir ortaklığımız var. Hiç çomak sokmaya kalkma. Ben baştan söyleyeyim dayı. Bizim bu işin hıncını birinden almamız lazım. Sokakta duysalar ki Zaza dayı 20 milyon haraç vermiş, kestaneci bile bizden para ister. Belki de şey. Misalen diyeyim dayı. Yoksa çocuk hürmetli bir çocuk. Öyle ters konuşsun ki. Yani istisin ben bu işin hıncını Bekir'in şeyinden çıkaram. Ya şimdi çocuğun ne günahı var? Hele bir dur parayı verek. Kestaneciden başlayıp en tepeye kadar çıkarım. 20 milyonu. İmdat, çantayı aç, birkaç deste al ceben koy. Saymaz nasılsa bunlar. Yok, çaldım zaten dayı. Görüyor musun Cevher? Kestaneyi yedi. Çocuğun kafa zehir. Çabuk sür. Çabuk sür yoksa çantada para kalmayacak.
Selamünaleyküm. Buyur Şeref Bey. Sağ ol Cevherim. Evet, dedim ki benim yüzümden sıkıntı çıkmış. Bilmem bilir misiniz, ben sıkıntı sevmeyeyim. Madem ihtiyacınız varmış, benim yüzümden dostlarımın başı ağrısın istemeyeyim. Aha, getirdim. 25 demişsin ama çantaların teki 10'ar milyon aldı. O yüzden 20. Nasılsa seninle iş yapar. O kalan 5'i de alırız. İnşallah. İnşallah. Bunları arkadaşların mı yolladı? Arkadaşlarının başı ağrıyor diye mi getirdin? Benim dostlarım kimseye paya vermediği gibi para hiç vermez. Ben hala hiç vermem. Ama insanın kendi yanlış yüzünden dostlarının zarar görmesi hoş bir şey değil. Ama mesela sana da bir şey olsa, benim yanlışım yüzünden sana bir şey olması hiç hoş değil. Neticede ticaret bu, değil mi? Doğru düşünmüşsün Şeref Bey. 3 kuruş para yüzünden insanların ölmesi yanlış. Ya? Seni listeden sildim. Ne liste sikimiş bu? Azrail bana bir liste verdi. Ulu Bey, gönlünce buradakileri bana yolla dedi. Ben de sırasıyla aklıma geleni yazdım. Cevher! Buyur dayı. Çantaları al gidik. Ben arkadaşlarımı çok seviyorum ya. O listeden silinirsem olmaz. Sen en iyisin beni o listeden böyle tam başına yaz. Ezrail'e de çok selamlarımı söyle. Beni iyi tanır. Ama Şeref diye söyleme. Zaza diye söyle. Ki tam sağ kim olduğumu söylesin. Savcı Hanım, Başsavcı Bey ziyaretinize gelecekmiş. Şimdi mi? Şimdi. Buyursun. Hoş geldiniz. Nasılsın savcı hanım? Teşekkür ederim başsavcım. Buyurun. İadeyi ziyaret için biraz geç kaldım. Malum, yoğunluk. Olur mu efendim? Mutlu ettiniz beni gelerek. Ne içersiniz? Ramazan'a kahve söyledim. Savcı hanım da içer dedi. Günde bir tane içiyorum. Unutmuştum, iyi oldu. Alıştın mı? Herhangi bir sıkıntın var mı işle ilgili? Yok, teşekkür ederim. Arkadaşlar da sağ olsunlar, çok yardımcı oldular. Lojmanı da ayarladım. Eşyalarını getirtelim. Şu an için lojman düşünmüyorum efendim. Çok sevdiğim insanlar var. Onlarla birlikte kalıyorum.
Takdir sizin. Ama misafir olduğunuz şahsın evi kalmak için makamınıza uygun değil. Sizi sıkıntıya sokar. Bir şey mi oldu? Bir şey mi duydunuz? Bir şey olmasın diye söylüyorum savcım. Polat Alemdar'ın ismi büyük. Seveni de sevmeyeni de fazla. Onun üzerinden seni yıpratırlar. Ben Polat Alemdar'da kalmıyorum efendim. Ailesinde kalıyorum. Benim öğrenciliğim yanlarında geçti. Size bunu söyleyenler bunu da ilettiler mi? Biliyorum savcı hanım. Biliyorum. Yeni adliye binamız büyük görünse de camiamız küçük. Herkes her şeyi duyar, konuşur. Buna mani olmanın yolu başkadır. Her neyse. Başarılar dilerim tekrar. Teşekkür ederim. Ha, Ünsal Kemal Bey ile ilgili talebini vekilim iletti bana. Bundan sonra Ünsal Bey ile ya da devlet birimleri ile ilgili kurduğunuz temasları bana da iletin. Ama efendim, adam işkence yaparken suçüstü yakaladım. Savcı hanım, devlet görevinden alınmış bir şahısla devlet birimine baskın yapıyorsunuz. Bu alışılmış bir durum değil. Orada başınıza her şey gelebilirdi. O yüzden bu konuyu ben kapattım. Siz de kapatın. Nereden bulaştınız Ulu Bey'e Abdüley? Biz bulaşmadık. Adam geldi bize bulaştı. İşiniz var onunla. Bir uzlaşma yolu bulmanız lazım. Yoksa biraz zor öldürürsünüz. Niye Alper? Neyi var? Adam tankla mı geziyor? Tankla gezen de öldürülür. Mesele içeri düşmemeniz. Zaten Ünsal sizi takip etmiyor mu? Ulu Bey'i gizli saklı öldüremezsiniz. Herkesin onun kayboluşundan haberi olur. İskender için de böyle diyordun. İskender'i devirdiğinizde teşkilatın başındaydınız, bu bir. İskender'in devlet tarafından üstü çizilmişti, bu iki. İskender'i bile ne kadar zor öldürdünüz, bu üç. Hele üç maddede de Ulu Bey'i nasıl öldürürüz onları say. Evi, kaldığı yeri, neyse. Adamın mekanlarını geçin. Çoğu girilmez bölge. En temizi, kaza süsü vereceksiniz. Arabasının içinde öldüreceksiniz. Sana zahmet bir öğrensene kimse duymadan. Hangi arabalara biniyor? Arabaların bakımı nerede yapılıyor? Bu işlerle kim ilgileniyor? Buyurun savcı hanım. Şu istihbaratçıları arayın bir daha bakalım. Bunlardan niye ses çıkmadı? Savcı hanım, gelirler nasılsa bir ara. Acele etmeye lüzum var mı? Ramazan, sana ne diyorsam onu yap. Savcı hanım, başsavcı bu konularda biraz titiz. Siz de yenisiniz. Başka bir emrin var mı Ramazan Bey? Estağfurullah savcı hanım. Ben aratayım. Memati, daha büyük bir düğün yapsak ya yeğenime? Gerek yok Zülfikar ağa. Düğün evlendiğinde inşallah. İnşallah. Yine de biz yeğenimizin başında olmak isteriz. E tabii ki Zülfikar ağa. Hastanede küçük bir şey ayarlayacak çocuklar. Kirvesi kimi düşündün? Kirvelik mi kaldı Zülfikar ağa? Bizde kirvelik çok önemlidir. Ha kardeşlik, ha
Ha oğlum, ha kirvem. Madem öyle, şeref... Vay! Kirvem! Ne diyorsunuz? Gel, gel. Ne kirvesi Zaza? Benim Ali Memati'nin kirvesi. Hiç kusura bakma. Artık kirvem demişim bir kere. Saat almışım, mevzuyu kapatmışım. Seç. Seç hangisini beğenirsen. 10 dakikam diye gelme. Zaza, az otur hele. Bırak saati mati. Kim bilir kimin saatidir. Agop Usta'nın saatidir. Dani misin? Saatçi Agop Usta'yı. La ula ve la kuvveti. Zülfikar Ağa, daha yeni seninle arayı yapmışık. Am bu kadar keskinişin birbirimizi üzmeyek. Ben senden önce söz almamış olsam haklısın. Ama söz ağızdan bir kere çıkar. Yapmayın, etmeyin. Bizim çocuğun kesiğinden ne olacak? Kirvem, dedi mi ki sana Memati? Sana da demedim Zaza. Yapma ya. Demek hele. Ben o Kirvem olmuşsun. Zülfikar Ağa'yla olisin. Ya ikinizden birden olmuyor mu bu kirve? Olmaz. Ben kirvede ortaklığı sevmeyeyim. Ne ortağı? Usta gel bana yardım et. Birbirlerine girecekler. Allah aşkına bir şey de şunlara. İkisi birden Ali Memati'nin kirvesi olsun ne var? Olmaz. Siz ikiniz hiç utanmıyor musunuz? O nasıl laf Çampulat? Usul erken bilen adamlarsınız. Örf adet bilen adamlarsınız. Ben dururken sizin kirveliğe talip olmanız yakışıyor mu? Eyvallah. Ben senin olacağını tahmin etmemiştim. Ya hele dur. Ya sen amcasısın. Amcadan kirve mi olur? Ya bir tane yeğenim var. İkincisi yok. Ayrıca ben saatimi aldım. Saat maat istemez, tamam mı Zaza? Şimdi biz ne alacak? Onu da sen düşün artık. Vallahi sen ki buldum. Ben şimdi ye gelme bir lok takarım. 20 sene sonra o lop artık kim bile ki ne ola. Zaza, he? Bu lop nedir lop? Bilmişsin değil mi? Sikipilasyon. Artık senet menet yok. Artık lop var lop. Savcı hanım bizi çağırmış. Kimlik için mi geldiniz? Evet canım. Bir dakika. Savcı hanım sizi bekliyor. Ben sizi değil. Kimliğini aldığım şahsı buraya istedim. Ben Ersoy Ulu Bey. Benim emrimde çalışıyordu o kimliğini aldığınız şahıs. Aslında sizin gelmeniz daha iyi oldu. Oturun. İstihbaratçısınız diye bu ülkede her istediğinizi yapacağınızı mı zannediyorsunuz? Siz kimsiniz insanların evini basıyorsunuz? Bizden izin almadan insanlarla ilgili takibat yapıyorsunuz. Ben sizinle konuşmaya geldim.
Azar duymaya gelmedim. Üslubunuza dikkat edin. Bir kadın olarak böyle konuşuyorsunuz. Hiçbir erkek benimle böyle konuşamaz. Ne kadını kardeşim? Karşında bir amirin var senin. Benim amirim mamirim değilsin. Derdini dinlemeye geldim. Konuş gideceğim. Hadi ya. Altına da araba vereyim mi giderken? Ben istersem gidersin. Ben istemezsem hiçbir yere gidemezsin. Özür dilerim savcı hanım. Buyurun. Dinliyorum. Adamların neredeler? Öldürüldüler. O ne demek? İnfaz edildiler. Bize intikal eden herhangi bir şey yok. Demek ki her şeyi bilmiyormuşsunuz. Her şey adliyeye intikal etmiyormuş. Kim öldürdü? Polat Alemdar. Aklınca benimle oyun mu oynuyorsun? Ben oyun oynamayı 7 yaşında bıraktım. Soru sordun, cevabını aldın. Başka soracağın bir şey var mı? Kim söyledi Polat Alemdar'ın öldürdüğünü? Kendi söyledi. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemenin bedelini sana ödetirim. Keyfin bilir. Ben diyeceğimi dedim. İkide bir kurumu aratıp durma. Senin emrindeki kolluk kuvvetlerine benzemeyiz. Otur yerine. Otur dedim. Polat Alemdar gelecek. Onun yanında da aynı şeyleri söyleyeceksin. O zaman otururum. Söyle Tombik. Polat, acil adliyeye gelir misin? Bir şey mi oldu? Acil gelmen lazım, önemli. Telefonda konuşamam. Sen kafayı mı yedin be adam? Ne diyorsun İbo? Sen nasıl benim kızımı buradan kovarsın ha? Bir yere uğramam lazım, sonra gelsem. Şimdi. Lütfen. Peki peki, tamam. Geliyorum. Abdülay, adliyeye gidelim. Memati hastanede buluşuruz seninle. Bir şey mi olmuş usta? Leyla acil dedi ama bilmiyorum ne olduğunu. Uğrayıp oradan gelirim. Usta, müsaitse buyursun, sünnetimize gelsin. Olur Memati. Hoş geldiniz. Benim çıkmam lazım. Cevap ver. Ben seni buradan kovdum mu? Evet. Erhan. Sen kovduğun birinin tekrar karşıma gelebildiğini gördün mü hiç? Evet abi. Kadınlara zarar vermemek gibi güzel bir özelliğim var. Memati, ben senin oğlunu bir yerden kovsam sen ne yaparsın? İbo, ne kovması? Kız geldiğinde içerisi müsait değildi. Ortam gergindi. Kızım... Sen de çıt kırıldım, alıngan bir şeysen git Tataroğlu Holding'de çalış. Biz öyle senin alıştığın gibi canımlı cicimli konuşan insanlardan değiliz. Benim bir şey alındığım yok Memati Bey. Babam alındı. Alınana bak, ayı. Bir insana kibar davrandın mı hiç? Dua et İbo, oğlumun sünneti var. Yoksa sana yapacağımı bilirim. Ben miyim ayı, sen misin ayı? Oğlunun sünneti var, haberim yok. Ben senin ortağın değil miyim? Haberin olacaktı da ne olacaktı? Kirve mi olacaktın? Gerekirse olurduk. Bir 6.35 alırdık yeğenimizi. Baba çocuğa silah mı alacaksın? Küçük kızım, 6.35 şöyle avuç kadar bir şey. Baba, çocuk o, çocuk. Memati'nin çocuğu. Niye lan? Ben senin kızına oyuncak ayı alıyor muyum? Hadi bacım sen de gel. Yeğenini öpersin, bahtı güzel olur. Olur. Yalnız bacı demeseniz. Memati, bacı diyorsun ya. Seni böyle kucaklayıp sevgiyle boğmak istiyorum.
Kızım için tam istediğim ortam. Bir daha da seni kovsalar da buradan gitmeyeceksin. Yoksa külahları değişiriz. Demedi deme ha. Gerekirse çay. Bey burada. Beyefendi seninle ilgili bir şeyler söyledi. Ne o? Koştur koştur buraya gelip ihbarda mı bulundun Ersoy? Savcı hanım adamlarıma ne olduğunu sordu. Ben de senin bana söylediğini söyledim. Yoksa senden şikayetçi değilim. Sen bu adamları öldürdün mü? Bana bunu arkadaşın olarak mı soruyorsun? Savcı olarak mı soruyorsun? Tabii ki savcı olarak soruyorum. Ben kimseye bir şey yapmadım. Bana hava atıyordun. Şöyle öldürdüm, böyle öldürdüm diye. Ben öldürdüğüm adamlarla havaya girmem ki. Atayım. Polat, öldürdün mü, öldürmedin mi? Cevabını aldın sanırım savcı hanım. Ben seni yalan söylemez biri zannederdim. Yanılmışım. Ama anlıyorum. Kadınlar senin kimyanı bozuyor. Bak, benim bozmuyor. Senin kimyan bozuk zaten. Ama ben düzelteceğim, merak etme. Bak savcı hanım, tehdit ediyor. Ama ben şikayetçi değilim. Çünkü yapamaz. Ama ben yaptıklarımı, yapacaklarımı söylerim. Bunun iki adamı ver. Biri Abdüley, biri Memati. İkisini de ben öldüreceğim. Haberin olsun. Ben buradayım ben. Seni göreyim. Adamlarıma gitme. Sen ben. Ben de çok isterdim seni öldürmeyi. Ama gidip adamlarımı öldürdün. Raconu sen koydun. Ben uyarım. Siz çıldırdınız mı benim yanımda birbirinizi tehdit edip duruyorsunuz? Ne yapacaksın? Tutuklayacaksın mı? Bunun adamlarını öldürdün mü? Arkadaşım olarak mı soruyorsun, savcı olarak mı? Arkadaşın olarak. Benim bana inanmayan bir arkadaşım yok. Geçmiş olsun. Aferin benim aslan yeğenime. Hiç ağladı mı bak? Erkek görün erkek. Bak. He maşallah maşallah. Maşallah maşallah. 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 Ah ulan Ali Memati. Biraz büyük olsaydın ya. Kafam ne rahat ederdi. Baba.
Sen niye ağlıyorsun bacı? Anası da bugünü görecekti. Ah analık. Siz bilmezsiniz. Kaç tane çocuğum var, şişirme beni. Ver saat. Bu saati delikanlı olduğun gün babanın kolundan alıp sen takacaksın. Diyeceksin ki benim bir amcam vardı. Ben amcamın yürüdüğü yoldan yürüyeceğim. Benim de amcamlar gibi, babam gibi dostlarım olacak. Ben de onlar gibi bu vatana hizmet edeceğim. Bu millete hizmet için can vereceğim. Usta, beni çok mutlu ettin. Ben de yeğenime 33 tane taş dizdim. Ya sabır çekmesin, dert çekmesin, hasretlik çekmesin, kahır çekmesin. Şimdi sağ 33 tane sayarım ama mevzu uzar. Hah bak, bir tek çekeceğin şeyi söyleyeyim yeğenime. Aha, o da bu imame. Bak, çekeceksen bunu çekeceksin. Bak, bu da senin kirven. Tamam. Memati bağ çekmiş oğlum. Bak gördün mü? Bak nasıl kula üflü bak. Ali'ye layık olan budur. İsmine layık ol. Ali gibi yiğit, Zülfikar gibi kılıç yoktur. Allah kılıcını keskin etsin. Mazluma karşı değil, zalime karşı kullanmayı nasip etsin. Semtinde Yezid yaşamasın. Altı 35'in bende koçum. 18'ine geldiğinde belinde. Biz yaşayamadık. Sen çocukluğunu yaşa ki büyüklüğünde büyük olasın. Çocukluk yapmayasın. Polat Alemdar'la aran nasıl Ünsal'cığım? İyiyiz efendim. Çok sık görüşüyoruz bu aralar. Yer altında neler yapıyor? Para kazanmaya çalışıyor kendince. Yardımcı oluyor musun? Eski arkadaşımız bu konulara yabancıdır. Oluyorum efendim. Olabildiğince illegal biçimde para kazanması için yardımcı oluyorum. Bu Türk istihbaratçılarını anlamıyorum. Parayı düşünmeden yıllarca çalışırlar. Sonra ilk fırsatta ben neden kazanamadım diye nerede illegal iş varsa girerler. Devletle görev yaparken nasılsa devlet bizim. Devletin kazandığı da bizim diye düşünüyoruz. Görevden ayrılınca devlet bizim değilmiş deyip, devleti ele geçirmenin yolu para kazanmaktır diye düşünüyoruz. İyi yapıyorsunuz. İbrahim Velid'in kızı onlarla çalışmaya başlamış diye duydum. Doğru efendim. Legal işlerinde çalışıyor. Kızı biraz sıkıştır. İbrahim Velid'i fazla kızdırmadan. Niye efendim? Kadınlara alışsınlar. Sen kızı sıkıştırırsan onlar onu daha çok işlerine alırlar.
Kadının girdiği yerde ise ortam yumuşar. İnsanlar değişir. Daha çok para kazanmak isterler. Uyumamışım. Oh. Hüsnü arabaya kadar geçir. Sen emredersiniz efendim. Çocuklar evdeler değil mi? Evet efendim. İyi. Akşam Ömer babaya gideceğiz. Karına söyle. Tamam efendim. Çok şükür iyiyim efendim. Bir de arkadaşlara emretseniz beni güzelce bir yıkasalar. Alçın var Tuncay, ne yıkanması? Mikrop kapacaksın. Asıl böyle kalırsam mikroptan ölebilirim. İçimizde kim mikroptan ölecek Tuncay? Adamı konuşturma. Mekanı değiştirecek misin Can Polat? Değiştirelim. Herkes yerimizi öğrendi. İyi bir şey değil. Seni çağırdı mı Ersoy? Yok. Ben de şaştım bu işe. Zamanında aramız kötü değildi halbuki. Allah Allah. Zülkifa, sen de yılandan başka her bir mahlukatla anlaşsın ha. Bu adamla kimin arası iyi olabilir Allah seversen? Yılan gibi bir şey. Zaza, sen nereden biliyorsun ki? Görüştün mü yoksa Ersoy'la? Ya adamın yılan olduğunu bilmek için görmek gerek mi ki? Tısından anlısın ha? Geçmiş olsun. Nerede bizimkiler? Memati Baş'ın oğlunu sünnet ettirdiler. Bizi çağırmamışlar mı? Ayıp, ayıp. Bunlar hiç mi devlet terbiyesi almamışlar? Ama büyüklük bizde kalsın. Gidelim çocuğa bir altın takalım. İnşallah mamuşumun damatlığını da ben giydiririm. Ablan kurban olsun sana. Oh. Hadi bakalım. Büyük mamaşı arayalım mı bakalım? Ha? Abi? Ne zaman geleceksiniz? Tamam Gülendam, geleceğiz. Başlama vır vıra. Ömer babanın elini öpecek mi bu çocuk? Öpecek. Aman unutursun unutursun. Dua alsın çocuk. Gülendam, dua et kız çocukların olsun. Erkek olurlarsa sünnetlerini ben yapacağım. O kadar söylüyorum. Aman deli mi ne? Senin o yaşta elin mi tutar? Kendi yüzünü tıraş et, daha ne isterim? Değil mi mamuşum? Uy bebeğim benim. Büyük mamuş geldi. Sen kimsin? Ben Ersoy Ulubey. Ne olmuş, kimi aradın? Memati evde mi? Yok burada. Ne zaman gelir? Gelmez. Gelir, gelir. Bak ki kimsin necesin bilmem. Ama kapının önünde abimin adamları var. Biliyorum. Öldürdüm. Artık yoklar. Bak abimi çağırıyorum şimdi. Telefonlar çalışmıyor. Hırsız filansan söyle, para vereyim. Seninle bir işim yok. Git bir köşeye otur, sesini de kes. Çekil!
Oğlu mu? Demek erkek olacaksın delikanlı. Ha, burası mı beyefendinin odası? Ben seni aslında öldürmem. Ama babanı öldüreceğim. Sen babasız büyüyeceksin. İlla ki babana çekeceksin. 15-20 sene sonra karşıma dikileceksin. Babamı sen öldürdün. Ben de seni öldüreceğim diyeceksin. Ne gerek var? De bin kere arar, biz arayınca cevap vermez. Tavır yapıyordur efendim. Benim adım Hüsnü mü bana tavır yapsın? Haklısınız efendim. Sevgili eşim bir tek bana tavır yapar Allah'a şükür. Ah canım. Nerede lan korumalar? Buradaydılar efendim. Etrafa bak.
Mamuş. Oğlum. Mamuş. Mamuş.